geçen seneki belgesellerimizde yine 1933 senesinde komutanlık yapan Macit Akay'dı zannediyorum. Dedi ki 1945'te Rusya 2. Dünya Harbi'ne girdiği için dedi, tuttu bizi Çin'e teslim etti. Çin'e teslim etti çünkü eğer o işte Dünya Harbi'ne girdiği için Almanya'yla vesaire vesaire savaşa girdiğinde belki bu Doğu Türkistan Uygurlar bizi arkadan vurabilir korkusuyla, işte daha gençlerler korkusuyla bizi tuttu Çin'e teslim etti demişti hatırlıyorsan. Şimdi aynısını, yani aynı, direkt aynı olmasa da birbirini örtüştüren bir bilgi de bugün Ömer Hakam'dan geliyor. Ve Ömer Hakam'ımız da diyor ki, orada diyor biz Rus'tan aman beklerken tuttu bizi Çin'e teslim etti ve biz orada çok zayiat verdik. Çok genç çocuklarımız şehit oldular orada. Allah balalarınıza rahmet eylesin. O Uygur balalarına rahmet eylesin. O yaş balalara Allah rahmet eylesin. 1933'ten 1944'e kadar orada köçüp gittiler. Şehit oldular. Şehadetlerini istediler. Şark Türkistan'da şahit boğan, kurban boğan yaşlarının Allah olanın nahırını keşi gündeydi. Ekan Recep olsun deydi. Kurban boğan kanda? Şahit. Şahit boğan. Ölüp ketken adamla battı o. Şark Türkistan'da, sokuş vaxtlarda. Ulanın günahlarını Allah keçesin deydi. Yatkan cennet bolsun deydi. Peki en çok üzüldüğü, yani Doğu Türkistan denildiğinde, Şark Türkistan denildiğinde onu en çok üzen bir hatırası var mı? Bakın bakan, sizge Şark Türkistan degende, Uygurstan degende sizin böyle isminizde bir neyme, bir istoriya bağ mı? Bir masal bağ mı? Ötkerken bir ners bağ mı? İsminizde. İçinizi acıtan, acıtan. Kanda tüyüsen de zannet etti de. Şark Türkistan ya Uygurstan ise kanda özünüzün tüyüsüz dedi. Şark Türkistan degende. Uygurstan degende. Uygurstan. Şarkı Türkistan bana Orta Asya'nın en çet tarafı, şarkı tarafı. Bunu biz Uygur'la ilgilenip şeyin bu yakın. Bizim atı babalarımızda her bir uruhla, mesela Kazak, Kırgız, Özbek, Tacik, bana silah Osmanlı Türkler mamın zilden aşıp attı. Ket bir yerden ketkeli. Uyakta Osmanlı Türkler Avrupa'nın yarımı iyi boptu dünle. Şu vaxtlarda silah küşünün bir bölgini bir taraf karıtıp birleşken bozanla. Yani biz çoğarak mekem turattık. Sıra Avrupa'ya da yetişip gittinler. Avrupa'nın kaç yılda gelip yaşayıp geldinler. Bırak Türk devletini saklap kaldım. Bütün kişinin aşağı verişinin oranına biz gibi böyle 30% kişi Osmanlı'ya Türk yerden begem olsa biz mi bozak bombattık dayı. Kandak, doğru mu? Doğru. Demek bizler de hani birleşiş yakışık bulmaya kaldı. Maalesef. Mün cennet aldı da bölünüp çıkıp yetişti. Uyakta bütün Avrupa'ya tetip durup şu kişinin bir 30-25-30% kişinin
başak verip, nem kuganda bizden Xitay bilenle küreşmettik. Orsuzum ilenme bozak bulmattık. Çok bir devlet bulup turalattık. Biz turamay kaldık. İki taraftaki düşmenden çoğunluğundan. Buraya kadar Ali'cim sen anlat. Çünkü benim burada söyleyeceğim çok şey var. Tamam. Anlat. Hacım ne dedi? Duram hacım ne dedi? İnşallah gerisinde benim söyleyeceğim şeyler var. Sayın Bakım Aka dedi ki Doğu Türkistan yani Uygurstan o Uygurların yeri. Yani Uygurlara maksus olan yeridir. Yani Uygurların yaşadığı yerdir. Ve dedi ki 1000 yıl önce Türkler Orta Asya'dan işte Avrupa tarafına gittiler ve bizi bıraktılar diyor. Keşke diyor ki biz gücümüzü birleştirebilseydik diyor. Yine de birleştirebiliriz. Evet. Devam edelim. Ama o iş olmayınca yani Uygurlar iki büyük devlet arasında kaldılar. Yani Rusya ve Çin arasında ve gücü yetmediği için yani kendi ülkesini yani koruyamadılar. Normalde Çin'e karşı zafer elde ettiler benim bildiğim kadarıyla 1944 senesinde. Zaten, ama zaten diyor ki evet. Yani Rusya olmasaydı, evet. Rusya Çin'e yardım etmeseydi evet. Biz Çin'e karşı yani durabilirdik kazanıyorlar, diyor. Evet. Öyle diyor. Ayrı öyle zaten. Öyle demiyor ki o öyle tarihte de öyle. Çin'e karşı Doğu Türkistan zaferi elde ediyor. Hatta Çinler geriye çekiliyor. O arada 1945 senesinde işte Rusya diyor ki bak bunlar gittikçe güçleniyorlar. Ben sana yardım edeceğim. Bunları bir de o işte büyükleri kaçırıyor oradan. Evet. İşte Ali evet. Han Töre evet. Liderlerini de kaçırıyor, aynen. Götürüyor hapislere, zindanlara atıyor. Devam edelim. Evet. Bir de diyor ki ama Türkler Avrupa'ya gidip kendi gücünü gösterdiler ve bütün Avrupa'daki ülkeleri işte ne bileyim onlara karşı çok iyi savaştılar ve Türk devletini koruyabildiler. Evet. Ama keşke diyor ki kendi gücümüzü birleştirebilseydik ki şimdi çok büyük, çok güçlü bir devlet evet. Olabilirdik diyor. Ve şöyle bir ayrıntı da söyledi. Yanılıyorsam lütfen belki hatırlatmak açısından söylüyorum. Bizi hep böldüler, bizi hep parçaladılar. Bizi böyle parçaladıkları için biz zayıfladık. Biz güçlerimizi birleştiremediğimiz için hep böyle zulüm görmek zorunda kaldık ifadesini aynen, söyledi. Orada ben çok şey söyleyeceğim var deyince aslı söylemek istediğim zaten buydu. Efendim günümüz dünyasına bakarsanız aynı şeyi tekrar ediyor. Aynı şeyi tekrar ediyor. O zaman güç Uygur bölgesinde Doğu Türkistan'ın askerlerinde zafer olarak ortaya çıktığı için bu sefer ne oldu? İki tane ülke birleştiler. Ne yaptılar? Güçsüz hale getirdiler ve şu anda otonom bölge olarak ilan ettiler. Şu andaki durum farklı mı? Türkiye'nin durumu farklı mı? Türkiye güçlü bir hale geliyor ve bütün dünya şu anda birleşiyor. Özellikle de güçlü ülkeler birleşiyorlar. Türkiye'nin güçlüğünün ortadan kalkmasını sağlamaya çalışıyorlar. Ellerinden gelen bütün ilmi siyaset olsun, ekonomi olsun vesaire sosyal olsun her şeyi şu anda yapmaya gayret ediyorlar. Peki biz ne yapıyoruz? Biz gücümüzün yettiği kadarıyla gördüğünüz gibi geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez, geleceğini tayin edemez. Biz de geldik burada bakım Ömer Hacım bize geçmişteki tecrübelerini anlatsın. Uygur Türklerine Çin'in yaptığı, Rusya'nın yaptığı sıkıntıları anlatsın. Ve bu müstakil olması gereken istiklalini, istikbalini kendisinin tayin edebileceği bir Uygur medeniyetinin kendi kararlarını kendi verebileceği bir ülke haline gelmesini de engellemeye çalışıyorlar. Engellemeye çalışmışlar. Maalesef günümüz dünyasında güçlü olmaya başlayan, kendi kaderini kendisi tayin etmek isteyen fertler dahil, fertlerden toplumlara, toplumlardan ülkelere kadar hiç kimse insanlar kendilerini idare etsin istemiyor. Hep biz idare edelim istiyor. Hep biz yönetelim, hep biz ezelim, biz çalıştıralım. Biz gidelim Doğu Türkistan'ın o yeraltı kaynaklarını alalım, petrolünü alalım, efendim işte mücevherlerini alalım, oradaki diğer madenlerini alalım.
İyi de bu topraklar sahipsiz değil ki kardeş. Toprakların asli sahipleri var. Kimdir bunlar? Bunlar Uygurlar. Bunlar kendi kaderlerini kendilerini tayin edebilecek, kendi malzemelerini kendileri işleyebilecek hale gelmeleri için de bugün bu gayretler devam ediyor ve biz de bu gayretleri ekranlardan sizlere göstermek istiyoruz. Biz bu programları onun için yapıyoruz. 102 yaşına girmiş Bakım Ömer dedeyle sohbetimizi de Uygur gençleri görsünler ki ataları, dedeleri neler yaşamışlar. Kendileri hür dünyaya çıkıp ellerini kollarını sallayarak gezmesinler. Yani artık bir düşünceleri olsun. Bizim derdimiz bu. Yoksa biz geldik, biz de turist gibi orta seyir gezeriz, tozarız, gideriz. Yani mevzu bu değil. Ama bu insanlar gerçekten hayatlarını ortaya koymuşlar. Bunların babaları hayatlarını ortaya koymuşlar. Küçücük, gencecik, körpe yavrular bu savaşlarda hayatlarını kaybetmişler. Niye kaybetmişler? Onlar da bizim gibi yaşayamazlar mıydı? Onlar da amcamız gibi yaşayamaz mıydı? Bizim gibi yaşayamaz mıydı? Benim babam gibi yaşayamaz mıydı? Dedem gibi yaşayamaz mıydı? Sizin atanız, dedeniz gibi yaşayamaz mıydı? Yaşayabilirdi. Bakın onların çocukları falan yok. Onların nesilleri bile kalmadı. Niye? Doğu Türkistan'ın istiklali ve inkılabı için o insanlar hayatlarını verdi. Ve artık Uygur gençleri de insanlığa saygı duyan insanlar da hangi milletten olurlarsa olsun, hangi devletten olurlarsa olsun artık buna saygı duymaları gerekiyor. İnsana saygı duyan insanlar sadece demokrasi çığırtkanlığı yok, düşünce özgürlüğü yok bu falan filan yalandan çığırtkanlık yapmayın. Gerçekten bu insanlara yardım edin. Başka yerlere girip oraların yeraltı kaynaklarını, yeraltı madenlerini, petrolünü, şuyunu, buyunu eline geçirmek için elinizden gelen bin bir türlü hikayeler uyduruyorsunuz, senaryolar yazıyorsunuz. Ondan sonra giriyorsunuz Irak'a, giriyorsunuz Suriye'ye, giriyorsunuz Afganistan'a, giriyorsunuz Pakistan'a. Ondan sonra oraları alıyorsunuz. Şimdi Doğu Türkistan aynısı. Yani sizin derdiniz demokrasi falan filan değil. Sizin derdiniz insan hakları falan filan da değil. Sizin derdiniz mideniz ve sizin derdiniz sizin çocuklarınızın mideleri. Ha bunu kime söylüyorum? Emperyalist ve kapitalist ülkelere söylüyorum. Ha şu anda da atını itini nallamış millet düşmüş Türkiye'nin peşine. Aynı şeyi Türkiye'de yapmaya çalışıyorlar. Ama Allah'ın izniyle muvaffak olamayacaksınız. Şimdi gelelim Bakım Ömer Hacıma. Geçmişte sizi böyle sevindiren bir olay yaşadınız mı? Bakım Aga. Çok sevindiren. Ötken de siz kandak yakışı bir neresini yaşasınız, bunu etmeyesiniz bizge. İçinizde boğan bir neresi boğma, bağ mı? Hiç unutamadığınız, vatanda yaşadığınız bir hatıranız var mı? Vatanda yaşadığınız böyle yakışılık bağ mı içinizde? Vatanda yakışılık yok. Yaşılık. İşledim, türümüzü yattım. Ben de kattık orada olsun. Karango, öyle yusulap. Moşunun da yine tamakmışın da hınaçar. Hıtay'nın tili ne ayki yaman Settillava tılaydı. Moşu Ceryanda onda köğünümüz yeşilgini yok. Yaşla birge oltasak aramızda iki üççü işliyon. Şunu da mı kokmaymış berber ölümüz vatan için, halk için dep tuzuk. Marmış oğlum abi şükür 3 yaş vakti türmede 9 ay yattım nait katı kıynalaptı tamahımını açar
Мәлі әмәс. Қазақ қырғызда бірі түрмеді жоқ. Болмаса 1,5 миллион қазақы ба біздің батанды. Бұл осап, олағы таймайды, ойғор, ойғор, ойғор. Ама бұланың ішеді ма, бізгі қошылып тұрған қазақ инқылапшылар. Қырғыздардың инқылапшылар, баштықлар. Ба. Бірге күрішіміз, бірге дәттаттық. Мені әзір 1 миллиондан артық қазақ бауы еді. Мені қашқа тарапты 500-ден артық деп, әзір чөлчектерің немесіне қырғызла бәрі 1 миллионға еқі қырғыз ба. Бәрі Сахва деген қырғыз генералды Ахмет әпендімізден бірге өлтіріп өтті, бірге күрестік, бірге Қытайға қарсы тұрдық. Қазақтың ма генералдарымыз ба, қырғыздың ма генералдарымыз ба, бәрін жеп кетті. Біз қазақ, қырғыз, өзбек, тәжік бірге күрестік. Аллаһ. Ешқандық бір-бірімізден айырымы жоқ. Машалла. Бірге қазақтың бір генерал, Сахва генерал Ахмет әпендімізді Бейжіңге апарып өлтіріп өтті. Шұнылды қазақ, қырғыз генералы бар. Біз Найте итпак шунда яхшы күрештик. Бир-бирибизге ярдам бердик. Анда кандай кылмыз биз аз экенбиз, канча болмусун. Биз казак, кыргыз, өзбек болуп азыр мен азырмы? 40 миллион болушарак. Бирок аз 1 миллиард Кытай русмы. Яман чоңда өзі. Әнді мұныңдың кейін қандық болды деген кейгенде Қытайым парчыланып кетеді. Еш уақытта бір бүтін тұрамайды. Мәселен, Чыңғыс хан қандық парчыланып кетті. Қытайды әзір Коммунист партия, Демократ партия, Фалун Гонг, Динне партия ба. Гоминдан партия, бұл төрт партия бір-бірігі протеп Қытай. Әнде, яшла көмісі әсілі, лакин менің өміттім Қытай бір патшадынды. Рос мана әзір. Көрбатысылан, Сирия бір білек, Украина бір білек, Росының дәйді ма? Егер. Әнді бұш кіс бір білек, әндақ бірліш шықты. Өзілен өзі. Қытай білен орысының Ярталы шиши ба. Маузейдің уақыты да, Құрышылдың уақыты да бірі соқышты. Фалун Гонг аралдайды. Бұл себер тәрептікі чоң аралын талышып. Демек, Қытайға яйыр керек. Қандақ болмысын. Ростың яралы мен деген пікірімі ба оның. Ама, мұшу дүния өзбекте еш уақыты бір қал тұмайды. Алла бұйырса, Қытай пасылынып кетеді еш уақыты.
Evet. Bizim sorumuz neydi? Dikkatinizi tekrar çekmek istiyorum. Bizim sorumuz neydi? Doğu Türkistan'da, memleketinizde, vatanda güzel bir şey yaşadınız mı? Hatırınızda kalan güzel bir şey var mı? Bakın Ömer amcamızın anlattığı şeye bakın. Bizim hiçbir iyi bir günümüz olmadı dedi. Doğru mu Ali'ci? Lütfen sen anlat. Yine benim anlatacaklarım var. Ya bir de şimdi diyor ki işte orada iyi bir şey görmedik. İyi bir gün olmadı. Yemek yok, içmek yok. Yemek yok, içmek yok. Evler soğuk. Diyor ki iki kere hapishaneye attılar beni. Orada yattım diyor. Orada da yemekler çok kötüydü. Çok zorluk çektim diyor. Hatta diyor ki bu oğlum 3 yaşındayken beni hapse attılar. Orada 9 ay yattım diyor. Çok zorluk çektim diyor. Ve diyor ki orada sadece Uygurlar değil, Kazaklar, Kırgızlar, Özbekler, Tacıklar da vardı. Ve onlar da işte Uygurlar yardım ederek onlarla beraber savaşmışlardı Çin'e karşı. Beraber birlikte çalışıp beraber ve başarılı birlikte olduklarını, Çin'e karşı zafer ilan zafer elde ettiklerini ama yine arkadan vurulduklarını evet ifade ettiler. Evet. İşte Kırgız, Kazak, Özbek, Tacik işte onlardan da Uygurlar, askeri başlıklar vardı. Generaller vardı diyor. Yani. Bir araya geldik ve mücadelemizi verdik. Başarılı da olduk. Bu bize şunu gösteriyor. Başka var mı eklemek istediğin? Ya şimdi bu kadar. Evet. Şimdi arkadaşlar aynı şeye geleceğiz. Yeter ki biz bu coğrafyanın insanları, Türk dünyasının, Türk Müslüman coğrafyasının insanları, insanlık coğrafyası aslında, yani insana saygı duyan bir coğrafya, bir araya geldiğinde başaramayacağı hiçbir şey yok. Biz buna inanıyoruz. Biz gerçekten buna inanıyoruz. İnsanın insan gibi kabul gördüğü, artık ezilenin, üzülenin, zulme uğrayanın olmadığı, insanların kardeşçe yaşadığı, insanların ortak paylaşımcı olduğu, insanların başkalarına yaşama hakkını en az kendi yaşama hakkı kadar verdiği bir ortam için biz yayınlarımıza devam edeceğiz. Peki Bakım Aka, sizin Uygur yaş balalara sözünüz var mı? Şimdi olur. Dünyadaki Uygur balalara, yaş balalara, Uygurlara bir sözümüz var mı? Elbette. Uygur Türkleri eğer mesen olsak Ruslu şiflet bir kança Uygur'la bir yeni ayet geçtiğimiz var. Bir hacım bizge iyi bağımı kandak hop getti. Ballarımız bari vide orsuz düşüdü. Uygurçu mektep mi yok? Onun o ruhsat mı yok? Mandakçı etken vakitte orsuzun mu? Sekretin adam diyecek bir yerde. Kıtay'ın mı sekretin adam diyecek bir yerde. En kısası Kıtay'ın olaydan Beijing'de 59. yıl basak bir çoğun enstitüt var iken Beijing'de. Şunun da 5000 balı okuyduken 500 balı Uygur fakültette, 500 Kırgız balı, 500 Kazak balı bana. İnşallah. Ne yıl oldu? Biz bir yıl fütürümüz, kediğin yıl. Kesti, Kıtay çok otkun. Bana hazırım var bir yılda.
biz kirib yashadi, sözleştik şulav bilen. Çok kurultay oldu. Kurultay olan vaxtada biz ucudun, örümçüden bağlan 5 Uygur, 5 Kazak, 5 Kırgız, Tacistan 5 bu, Patarlar'ın bu. En aldığı oltağısı koydu, mavzidin ulamanın başında 100 limide oturdu, aşağı gibisini yakın oltağısı koydu. Bir kız, bizim kendimizin mavzidini körü oturdu, çoğunluğunun hepsi partkomda körü oturdu, bizi oturdu. Şimdi bana karap buydu buldu. Meyman kağanda bizge 20-30 Joşkaydı dedi 41 türlük seynek koyup şunlar meyman kıldı. Her bir ülkeye apırıp meyman kıldı. Bırak şundak çıraylık geplerini kılırdı bula. Sıraydı, kendisiyle kılmıyorsa onu buldum, onunla buldum, silen. Defleksi verip dururdu. Bir taraftan aşı oku atkan, Hıtaycı oku atkan Türk ballarının beri protip, özünü milleti karşı. Hıtay, beri bir Hıtay olup getirsinler, jüdü olumuz dedi. Biz sokuşmayınız, jüdü olumuz, kandak. Ana, Çingiz Han. Bütünlüğe Hıtay olup gitti. Araplardan bana bütünlüğe Tungan olup gitti. Soğuşmadık. Biz soğuşmayız. Tıp, yutup olmayız. Kegendeki kızlarımızın derimiz yiğitlerine. Hıtaycı okutup degen yakıştırmış şeyden. Uygur kızlarını Hıtaylığa ne kakılımız. Bana bizim siyasetimiz. Şuna biz Arap'ını yenip geldik. Çingiz'ini yenip geldik. Mancuri'ni bütünlüğe yutup bulduk. Mancuri'ye Hıtay'ın besi bağlandı. Demek biz sırtkı sokuşmayız. Tıp yutupla şu özümüzü çeliş. Bütün bize yapılan zulümleri yuttuk. Biz başta yuttuk, savaşmadık ama buna rağmen yine bize yapmadıklarını bırakmadılar. Ali'cim buraya kadar anlat en iyisi sen. Şimdi diyor ki bana şu enstitüde o çok dakikat kıldı. Demiş ki okutamadın o. Hemisini. Onu ayak basanla karışıklık kımanla, yakışılık kılımız yakışın, çok mansap birimiz, turmuşumlar diyen de kılımız. Evet. Sayın Bakım Ömer diyor ki, bir zamanda işte bütün şehirlerden, mesela Urumçi'den 5 Uygur, 5 Kazak, 5 Kırgız, işte böyle onları toplayıp Beijing'e götürdüler. Yani şimdiki Çin'in başkenti olan Pekin'e götürdüler. Orada bir üniversiteye götürdüler ve orada 500 Uygur, 500 Kazak, 500 Kırgız okuyorlardı. Ama Çince okuyorlardı. Tacik, Tatar. Tatar. İşte hepsi vardı. Ve orada bir toplantı yaptılar, kurultay. Orada işte Mao Zedong büyükler vardı. Onlar diyorlardı ki, biz sizinle savaşmayacağız kesinlikle. Size kötülük yapmayacağız. Ama böyle İçine yutacağız ve sonra siz kendiniz bizimle birleşeceksiniz. Yani siz de yani Çinlilere çok yakın olacaksınız, Çin gibi olacaksınız. Aynen. Diyor ki biz zaten Arapları aldık, Arapları Dundan yaptık. Dundan böyle bir millet var diyorsunuz. İşte onlar da bize çok yakın oldu, yani asimile oldular. Yani sizi de
aynı şekilde yapmayı düşünüyoruz diyor. Ama siz böyle yaparsanız yani çok iyi yaşayacaksınız. Güzel yaşayacaksınız. Hayatınız çok güzel olacak. Yemeğiniz olacak. İşiniz olacak. Paranız olacak. Diyordu. Böyle açık açık. Ama işte orada okuyanlar, okuyan Uygurlar, onlar kendi milletine karşı çıktılar. Bu hayat için. Evet.